Şimdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Nisan sabahı Türkiye için yeni bir kurgu yapan, yeni bir gezi düşü kuranlar varsa kuşku yok ki buna pişman olacaktır dedi. Ayrıntıları da Saliha Çolak'tan alalım. Saliha, biraz altyazı versene Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla ilgili. Evet, Bahçeli önümüzdeki seçimlere ilişkin, mahalli idareler, yerel seçimlere ilişkin mesajlar verdi. Evet. Cumhur İttifakı ile ilgili çalışma sürüyor. Aynı zamanda CHP ve İYİ Parti'nin çalışması da devam ediyor. Bu çerçevede mesajları vardı Bahçeli'nin. Öncelikle geçmiş süreci kısaca bir özetledi. Şöyle ki, Milliyetçi Hareket Partisi'nin başbakanlık yemiyle PKK'nın yanına itilip BK'mızı kundaklamak, işgalin siyasi altyapısını kurmak isteyenlerin oyunları kaynağında kurutulmuştur dedi. Bu sürecin ardından da MHP'nin %100 Türk duruşunu tarih bir gün altın harflerle yazacak, aziz milletimizin doğa ve milletle yad edecektir MHP'yi dedi. Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bundan sonraki süreçte de ayakta olacağını anlattı. Sürece ilişkin özellikle partiden ayrılanlara dönük mesajları vardı. Şöyle ki, MHP'nin başarılı olmasını engellemek için MHP'yi siyasi tedavülden kaldırma gayesiyle hareket edenler olduğunu söyledi. Meşru kurultay dayatmaları vardı dedi, o süreci anımsattı. Aynı zamanda yeni bir parti kuruluşuna ortak olmak için çalışanlar olduğunu söyledi. İYİ Parti kuruluş sürecini hatırlattı ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin karşısında CHP, HDP, Saadet Partisi bloğuna girmeyi de dördüncü hata olarak niteledi. Beşinci hatayı da 31 Mart yerel seçimlerine dönük olarak Millet İttifakı'nın tarafında olmak, Cumhur iradesinin karşısında bulunmaktır dedi. Ancak bu beş hatayı sıraladıktan sonra da nedamet duyan her kardeşime, her arkadaşıma elbette kapımızda, gönlümüzde ardına kadar açıktır, açık kalacaktır dedi. Ancak hataya devam halinde tarih bunu kesinlikle affetmeyecektir. Bugün Millet İttifakı rezaletin çukurundadır dedi. 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimi için son kozlarını masaya sürmüşlerdir dedi. 1 Nisan sabahı Türkiye için yeni bir kurgu yapan, yeni bir gezi düşü kuran, yeni bir sokak hareketi düşleyen varsa kuşku yok ki buna pişman olacaktır dedi. Masum taleplerin seslendirilmesi amacıyla sokağa adres gösterenler, bunu da televizyon ekranlarından hayasızca yapanlar fitne tetikçiliğinin sonuçlarına katlanacaklardır dedi. Aynı zamanda CHP, HDP, İYİ Parti bunu diye ifade ediyor. Ve diğer mayası lekeli ortakları demokrasi dışı arayışlarla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini derhava etmeyi amaçlıyorlarsa 12 Eylül öncesi şartları bu mankurtlara ikazla hatırlatmayı tarihi bir görev adederim dedi. Fransa'ya işaret etti. Fransa'yı baştan ayağa saran ve diğer Avrupa ülkelerine sıçrayan sarı yelek terörüne özenen varsa bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini de şimdiden ifade etmek isterim dedi. Sarı yelek diyen çıplak yatmayı da göze almalıdır. Bu işin şakası yoktur. Mesele beka meselesidir. Mesele Türkiye meselesidir dedi. Aynı zamanda Adalet Bakanlığı'nın önüne sandalye atıp oturmak için rest çekenler, YSK'yı kuşatmadan bahsedenler, zoru görünce kaçacak yer arayanlar vakit geç olmadan ayaklarına denk almalıdır dedi. Peki. 1 Nisan sabahı Türkiye'nin başına çorap örmek için hazırlık yapan, el ovuşturan, sarı rüyalar gören kim ya da kimler varsa karşılarında bizi bulacaklardır dedi Bahçeli yazılı açıklamasında. Peki Saliha Çolak, çok teşekkür ediyorum. Habertürk muhabiri Saliha Çolak'tan aldık. Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının biraz altyazısını diyelim.